Merhabalar arkadaşlar, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere çay kahve yanına ikram edebileceğiniz nefis bir tarifle geldim. Portakallı lokum yapacağız. İnanın lezzeti şahane. Mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Malzemelerim hazır. Hemen lokumumuzun yapımına geçelim. Öncelikle bir su bardağı suyumuzu uygun bir tencereye alalım. Üzerine bir su bardağı toz şekeri ilave edelim ve çırpıcı ile güzelce çırpalım. Kullandığım bardak ölçüsü 200 milim arkadaşlar. Normal klasik herkesin kullandığı su bardaklarından. Evet, şerbetimi ocağın üzerine alacağım ve diğer tarafta bir su bardağı taze sıkılmış portakal suyunu süzgeçten geçireceğim ve uygun bir kabın içerisine alacağım. İçindeki fosalarının geçmesini istemiyorum. O yüzden süzerek koyarsanız daha güzel olacaktır. Evet, bir su bardağı portakal suyum hazır. Onu uygun bir kabın içerisine aldım. Üzerine bir çay bardağı nişasta ekleyeceğim. Benim kullandığım nişasta mısır nişastası. Buğday nişastası da kullanabilirsiniz. Evet, portakal suyu ile birlikte nişastayı güzelce açalım. İçinde topak kalmamasına özen gösterin. Güzelce çırptıktan sonra şerbetimizin üzerine ilave edeceğiz. Evet, şerbetim bu arada güzelce kaynıyor. Kaynarken üzerine karıştırarak portakallı nişastalı karışımımı üzerine boşaltacağım. Evet, portakallı karışımımızı ilave ettikten sonra sürekli karıştırarak pişirmemiz gerekiyor ki dibine tutmasın. Bu esnada üzerine 2-3 tane limon tuzunu da ilave edelim ve tekrar çırpıcı ile karıştırarak lokumumuzu pişirmeye devam edelim. Evet, gördüğünüz gibi çok kısa sürede zaten koyulaştı ve tabii ki bu işlemimiz bitmiyor. Yaklaşık 20 dakika boyunca lokumumuzu pişirmeye devam ediyoruz. Bu esnada üzerine bir adet portakal rendesini ilave ettim. Çok güzel aroma veriyor. Mutlaka sizler de koyun içerisine. Daha sonra ocağın altını kıstım ve yaklaşık 20-25 dakika boyunca lokumumu pişireceğim. İçindeki suyunun tamamen çekmesini bekleyeceğim ve kıvamı bu şekilde koyulaşıyor ve inanın lokum, gerçek lokum lezzetinde bir lokum oluyor bu şekilde arkadaşlar. Mutlaka kısık ateşte 20-25 dakika boyunca bu şekilde devamlı karıştırarak pişirmemiz gerekiyor. Evet, 25 dakikanın sonunda en küçük kare borcamların içerisine bir tane yağlı kağıdı yerleştirdim. Daha sonra hazırlamış olduğum lokumumu üzerine boşaltacağım. İsterseniz daha dar bir kapta kullanabilirsiniz. Lokumunuzun daha yüksek olmasını istiyorsanız veya ölçüleri iki katına çıkarabilirsiniz. Aynı ölçülerde iki kat yaptığınız zaman daha yüksek, daha kalın lokumlar elde edebilirsiniz veya bu şekilde de çok güzel lokumlar yapabilirsiniz. Evet, peltemi boşalttıktan sonra kaşıkla düzelteceğim şöyle gelişi güzel. Daha sonra üzerine bolca Hindistan cevizi serpeceğim. Evet, daha sonra elimle düzelteceğim. Üzerinin daha güzel pürüzsüz olmasını istediğim için. Bolca Hindistan cevizi serptikten sonra elimize güzelce yayalım. Ve hiç dolaba koymanıza gerek yok. Oda sıcaklığında yaklaşık 1-2 saat bekledikten sonra dilimleyerek servis edebilirsiniz. İnanın çok kısa sürede hazır oluyor. Çok fazla vakit kaybetmenize, dolapta uzun süre bekletmenize gerek kalmayacak. Yaklaşık 1 saat kadar dinlendikten sonra üzerine bir tane kesme tahtasını yerleştirelim ve daha da sonra tersini çevirelim ve çok rahat bir şekilde çıktığını zaten göreceksiniz. Altında yağlı kağıt olduğu için. Evet, dikkatli bir şekilde yağlı kağıdı üzerinden alalım ve tekrar arka tarafına da bolca Hindistan cevizi serpelim ve elimizle güzelce yaydıralım her tarafına gelmesi için. Evet, bu şekilde yaydıktan sonra istediğiniz büyüklükte dilimleyebilirsiniz. Ben böyle küçük küçük kareler olacak şekilde kestim. İsterseniz daha büyük olarak da kesebilirsiniz. Evet, kestikten sonra kalan Hindistan cevizini bulayarak servis tabağına alıyorum lokumlarımı. Evet,
lokumlarım hazır. Bir de sizlere şöyle yakından göstermek istiyorum. İnanın lezzeti şahane. Dokusu da aynı şekilde, görüntüsü de aynı. Mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. İçinde kesinlikle bir katkı maddesi yok. Orijinal lokuma en yakın tarif diyebilirim. Mutlaka deneyin diyorum. Özellikle çay kahve yanına inanılmaz yakışıyor. Çocuklar da çok severek tüketiyor. Bol vitaminli, nefis bir tarif. Daha ne olsun diyorum. Mutlaka deneyin diyorum. Denedikten sonra yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlar. Bu tarifimizin de sonuna geldik. Umarım videomu keyifle izlemişsinizdir. Bana destek olmak isterseniz videolarıma beğeni ve yorum yapmayı lütfen unutmayın. Hala kanalıma abone değilseniz bu videoyu izledikten hemen sonra kanalıma abone olmayı ve yeni videolarımdan haberdar olmak için bildirim zilini açmayı unutmayın lütfen. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.